imtihan musibet demek değil. Allah Teala kulunu bilmiş olduğu hakikatler, ona malum olan hakikatler ortaya çıksın diye imtihan yurdu olan dünyada bir takım sınavlara tabi tutar. Bütün peygamberler sınavlara tabi tutulmuştur. Ve yedi bitela İbrahim rabbuhu bi kelimatin fetemmehun. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ağır imtihanlara tabi tuttu. Ateşe attılar, oradan çıktı, ailesini Mekke'ye bıraktı. Yuvadin gayri zizeren inde beytikel muharram. Orada ekmek yok, ziraat yok, hiçbir şey yoktu. Telefon da yoktu. Yani orada Hacer annemize telefon açacak, İsmail Aleyhisselam'ı soracak. Neler var? Bu imkanların hiçbiri yoktu. Ama bıraktı. Bütün bu imtihanları en güzel şekilde yerine getirdi. Ne Nemrud'un karşısında teslim oldu, ne de ben İsmail'le Hacer'i, Mekke'yi o dağların arasına bırakamam ya Rabbi dedi. Eğer orada bir tevhid damarı açılacaksa, İbrahim Aleyhisselam ve nesli buna vasıta yapılacaksa, amenna dedi Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belalara, imtihanlara o da maruz kaldı. Uhud'da en yakınlarını şehit olarak verdi ama yıkılmadı. Mekke'yi, Mükerreme'yi fethetti. O da bir imtihandı. Fetihle Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'ı imtihan etti. Peygamber Aleyhisselam Mekke'ye Fatih olarak girerken başını o kadar eğdiler ki Efendimiz Aleyhisselam'ın sarığının sarkan tarafı devenin boynuna değiyordu. Allah Resulü Aleyhisselam bela anında, musibet anında yıkılmadı, imtihanda ayakta durdu. Nimet anında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şımarmadı. Kur'an-ı Kerim bize Hazreti İbrahim Aleyhisselam imtihanı anlatarak, yani sizler de dünya bir imtihan yeri, orada şımarmayacaksınız, musibet geldiği anda da yıkılmayacaksınız.